Merhaba, ben Deniz Bağan. Nefes alıyoruz, nefes veriyoruz bir ömür boyu. Doğduğumuz andan itibaren nefesimiz bizimle. Ve beynin otomatik bir işlevi olduğu için nefesi kontrol etmeye ihtiyacımız yok. Kendiliğinden akıyor. Ama öbür taraftan nefesin gizemleri var, sırları ve hediyeleri var. Ve acaba bunların ne kadarını biliyoruz, ne kadarını kullanıyoruz? Mesela yalnızca nefesi olduğu haliyle gözlemlemek, sinir sistemini aşağı doğru dengeliyor ve düzenliyor. Ne demek bu? Kalp atım ritmimizi düşürüyor. Dikkati odaklıyor. Yani sadece nefese dikkati getirmek bile herhangi bir şekilde nefesi değiştirmeden bizim odaklanma yeteneğimizi artırıyor. Nefese dikkati getirmenin çeşitli yolları var. Bazılarımız nefesi sayarak nefese dikkati getiririz. Bazılarımız nefes alıp verdiğimizi zihnimizde bir cümleyle tekrar ederek. Bazen bir mantra işe yarar, kısa bir sözcük ve onu tekrar etmek. Bazılarımızsa bedeni hissetmekte daha iyiyiz. Yani göğüs kafesinin açılmasını ve kapanmasını. Muhtelif metotlar içinden acaba hangisi size göre? Bunu keşfetmenin yolu denemek. Bir de nefesi dönüştürerek yapabildiklerimiz var. Mesela nefesle çalışarak daha kolay uykuya dalabiliriz. Ya da aniden yükselen bir öfke ve bununla gelen dürtüsel davranışları nefesle biraz olsun yatıştırabiliriz. Aksine çok tembel, çok halsiz hissettiğimiz bir günde doğru nefes egzersiziyle enerjimizi yükseltebiliriz. Yani nefesin içinde pek çok hediye var. Ve nefesin farkına varmak, hediyeleri kullanmaya başlamak aslında tamamen hayatınızı dönüştürebilir. O halde nefesle tanışmak ve buluşmak üzere.